AS arsenik elementel halde yük 0 evlat. Oksijen eksi 2. Hidrojen artı 1. Azotun buradan ne gelecek? Artı 5 gelecek. Hidrojenim artı 1. Oksijenim eksi 2. Hidrojen yine artı 1. Oksijen eksi 2. Arsenik burada artı 5 olacak. Oksijenim eksi 2. Azotum da artı 2 olacak. Baktığım zaman değerli değişen arseniğim sıfırdan kaça yükseltleniyor? Artı 5'e yükseltleniyor. Yani 5 elektron veriyor diyeceğim evlat. Azota baktığım zaman artı 5 yüklüyken artı 2 olduğunu görüyorum. 2 olabilmesi için 3 elektron almalı ve artı 2 olmalı. O zaman alınanı verilene eşitlemek için 5 vereni 3 ile 3 alanı da 5 ile çırpıştıracağım. Yani arseniğin önüne 3, arseniği içeren bileşiğin önüne 3, azotu içeren kezzabın önüne ve azot monoksitin önüne 5 yazacağım. Hidrojenimi denkleştirmek için ise 3 kere 3, 9 tane hidrojenim var ürünlerde. Girenlerde de 9 tane olmalı, 5 tane cepte. Suyun önüne 2 yazdım. 2 kere 2 4, 5 daha ne yaptı? 9 yaptı, parçalandı. Devam ediyorum. Hidrojenim artı 1 yüklü dihidrojen monosülfürde kükürdüm eksi 2 yüklü. Kezzapta hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, azot artı 5 yüklü. Elementalde 0, oksijenim eksi 2, azotum artı 2, eksi 2, hidrojenim artı 1. Değerli değişen kükürt iyon halinden element haline dönüyor. 2 basamak yükseltleniyor. 2 elektron veriyor evlat. Azot ise artı 5 yüklüyken 3 elektron alarak ne olacak? Artı 2 yüklü hale geçecek. Ne yapıyorum? 2 vereni 3 ile 3 alanı 2 ile çırpıştırıyorum. Dihidrojen monosülfürün önüne 3 yazacağım. Kükürdün önüne 3 yazacağım. Kezzaba 2, azot monokside 2. Sonuç girenlerde 3, 2, 6 hidrojenim var. 2, 1, 2 hidrojenim var. Toplayıverem gari, gari de gari. Buraya o zaman ne yazacağım? 4 yazacağım ve parçalayacağım. Devam. Fosfor elementel halde 0. Azot artı 5 diyeceğiz artık. Kezzapta şu şekilde hidrojenim artı 1 iken oksijenim eksi 2, hidrojenim artı 1, oksijenim eksi 2, fosforum artı 5 yüklü. Eksi 2, azotum artı 2 yüklü. Değişenlere bakıyorum. Fosfor element iken neye dönüşüyor? Fosfor artı 5'e dönüşüyor. 5 elektron veriyor diyeceğim. Azota baktığım zaman artı 5'ten 3 elektron alacak ve artı 2 yüklü hale dönüşecek. 5 vereni 3 ile 3 alanı 5 ile çırpıştıracağım. Fosfora 3, fosforik aside 3, kezzaba 5, azot monokside 5 yazdım. Şimdi hidrojenim 3 kere 3, 9 yaptı. 5 tanesi burada. O zaman buraya 2'yi yazdığımda İşlem bitti. Peki doğru yaptım mı? Nasıl yorumlayacağım? Şöyle yorumlayacağım. 5 kere 3 oksijenim 15 tane. 2 kere 1 2 de burada 2 tane. Toplam 17 tane oksijenim var. Burada ise 3 4'üm 12 tane. 5 birim 5 tane. Toplam yine 17 tane oksijenim var. Bu da parçalandı. Buna geldiğimizde ise potasyum 1A grubunda artı 1, bromum eksi 1, bromür eksi 1, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, arsenik buradan artı 5 gelecek. Potasyum artı 1 evlat, oksijen eksi 2, eksi 6, 1 ekledim eksi 5, brom artı 5 geldi. Oksijen eksi 2, hidrojenim artı 1, eksi 6, 3 ekledim eksi 3, arsenik artı 3 geldi. Ne yorumu yapıyorum? Baktığım zaman arseniğe artı 5 olduğunu görüyorum. 2 elektron alacak ve artı 3 yüklü hale dönüşecek. İndirgenecek. Broma baktığım zaman ise eksi 1 yüklü bromür iken ne yapacak? Artı 5 yüklü broma dönüşecek. Yani 6 elektron verecek. Ne yapacağım? 6 verene 1 ile 2 alanı 3 ile çırpıştıracağım. Arseniğin içerdiği bileşiğe 3, karşı tarafında da 3 yazacağım. Bromun olduğu yerlere ise 1 yazdığımda denklemim denkleşmiş olacak. Bir sonraki denklemimde ise biraz uzun bir denklem bakalım. Potasyum artı 1 yüklü oksijen eksi 2, 8, 1 ekledim. Eksi 8, 1 ekledim. Eksi 7, artı 7 manganın yükü. Hidrojen ametallerle artı 1 alıyor. Ametalim azot eksi 3 yaptı. Potasyum artı 1, oksijenim eksi 2, azotum artı 5 yüklü. Eksi 2, manganım artı 4 yüklü. Potasyum artı 1, hidrojenim artı 1, oksijenim eksi 2. Eksi 2, hidrojenim artı 1 yaptı. Değişime baktığım zaman mangan artı 7 iken neye dönüşüyor? Artı 4 yüklü hale dönüşüyor. Yani 3 adet elektron alıyor diyeceğim. Devam ettiğim zaman azota baktığımda eksi 3 yüklü iken neye dönüşüyor? Bakıyorum artı 5 yüklü oluyor. Yani 8 kat yükseliyor. 8 elektron veriyor. Ne yapıyorum? 3 alanı 8'de, 8 vereni 3 ile çırpıştırıyorum. O zaman azotun önüne 3, azotu içeren potasyum nitratın önüne 3, potasyum permanganatın önüne 8, mangan 4 oksijenin önüne de 8 yazıyorum. Sonra ne yapıyorum? Hidrojen ve oksijen dışında kalan elementlerden olan potasyumu denkleştirmeye çalışıyorum. 8 potasyum var. Burada 3 var. Buraya 5'i çakıyorum ve hidrojene geçiş yapıyorum. 3 kere 3 9 tane var. 3 tanesi burada, 5 tanesi burada. 9 yapması için buraya 2 yazıyorum. Orada bir karışıyor gibi oldu. 3 kere 3 burada 9 tane var dedik. Burada hidrojen yok. Burada yok. Burada 5 adet var. 9 olması için de suya 2 yazıyor ve denklemimi tamamlıyorum. Bir sonraki denklemim. Oksijenim eksi 2, sodyumum artı 1, eksi 6, 1 ekledim, eksi 5, klor artı 5. Kükürt dioksitteki kükürt artı 4. Oksijenim eksi 2, hidrojenim artı 1. Artı 1, sodyum eksi 1, klor, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, kükürdüm artı 6 oldu. Kimler değişti? Klor artı 5 yüklüyken 6 elektron aldı. Eksi 1 yüklü oldu evlat. Sonra kükürde baktığım zaman artı 4 iken artı 6 oluyor. Ne demek? 2 elektron verip yükseltgeniyor. O zaman 2 vereni 3 ile 6 alanı 1 ile çırpıştıracağım. Klorun artı 5 yüklü olduğu sodyum klorat bileşiğini 1 ile sodyum klorürdeki klorun önüne ne? 1. Sülfürik asidin önüne 3. Kükürt dioksitin önüne 3. Ve hidrojen içinde 3 kere 2 6 tane yapabilmesi için şuraya ne yazıyorum? 3 yazıyorum. Kontrol amaçlı 1 çarpı 3 oksijenden 3 tane. 3 kere 2 6 tane. 3 kere 1 3 tane toplam. 12 tane neyim var? Oksijenim var. 3 kere 4 12. Demek ki parçalandı. Devam ediyorum. Evet. Bir diğer örneğime baktığım zaman oksijenim eksi 2 yüklü, manganım artı 4 yüklü. Oksijen eksi 2, potasyum artı 1, azotum artı 5 oldu. Hidrojen eksi 1, potasyum artı 1, oksijen eksi 2. Potasyum artı 1, oksijen eksi 2, mangan buradan ne gelecektir? Artı 6, oksijen eksi 2, azot artı 2, eksi 1, eksi 2, hidrojenim artı 1. Mangana baktığım zaman artı 4 iken evlat artı 6 olduğunu görüyor ve 2 elektron verdiğine kanaat getiriyorum. Azota baktığım zaman artı 5 yüklü iken ne hale dönüşüyor? 3 elektron alıp artı 2 yüklü oluyor. O zaman ne yapıyorum? 2 vereni 3 ile, 3 alanı 2 ile, mangan 4 oksidi 3 ile, potasyum manganatı 3 ile, azotu içeren potasyum nitratı 2 ile, azot monoksidi de 2 ile çırpıştırıyorum. Sonuç, yine potasyumu denkleştirmek için şurada bir çalışma yapıyorum. 3 kere 2 6 tane var. Burada 2 tane var. 6'ya tamamlamak için burayı 4 ile çırpıştırdığımda girenlerin tarafında 4 tane hidrojen olduğundan suya da 2 yazıyor. Noktayı koyuyorum. Devam ediyorum. Geldim bakırın kezzapla olan tepkimesi. Yarısoy metal kezzapla etkileşmiş, azot monoksit gazı çıkarmış. Bu denklemi denkleştireceğim. Eksi 2 artı 1 artı 5. Nitratım, şu köküm eksi 1. O zaman bakırım artı 2 yüklü, oksijenim eksi, kükürdüm, azotum özür dilerim artı 2, eksi 2 artı 1 yüklü. Değişenlere bakıyorum. Bakırın sıfırdan artı 2'ye yükseltgediğini görüyorum. Ve 2 elektron verdiğini yazıyorum. Diğer taraftan ise azotun artı 5 iken 3 alarak neye dönüştüğünü, artı 2'ye dönüştüğünü görüyorum. O zaman 2 vereni 3 ile, 3 alanı 2 ile çırpıştırıyorum. Ancak burada bir şeye dikkat edeceğim. Bakıra 3 yazdım. Bakır 2, nitrata da 3 yazdım. Azotların önüne 2 yazarken kezzabı bekletiyorum. Azot monoksitin önüne yazıyorum. Sonra kezzaba geçiyorum. Neden hocam? Ürünlerde 2 yerde azot var. Girenlerde 1 yerde. Çoklu olan tarafı bitirdikten sonra tek olan tarafa geçiyorum. Yani hocam 2 kere 1 2 azotun burada var. 3 çarpı 2 alt indisten 6 azotun burada var. Toplayıverin gari. O zaman buraya 8'i çakıyorum. Hidrojenim 8 tane. 8 olması için de buraya 4'ü yerleştirdim. Ne yaptık? Parçaladık. Devam ediyorum. Evet. Potasyum artı 1, hidrojen artı 1, oksijen eksi 2. Klorum 0, potasyum artı 1, klor eksi 1, artı 1 eksi 2, 6, 1 ekledim, eksi 6'ya eksi 5, artı 5, eksi 2, artı 1 sonuç. Baktığım zaman klorun hem indirgenliğini hem de yükseltgenliğini gözlemliyorum. O zaman diyorum ki Cl2 gitti, Cl-1 oluyor. Şuraya atom denkliğini sağlamak için 2 yazdım. 2 elektron aldı diye belirttim. Diğer taraftan aynı klorun klor artı 5'e gittiğini görüyorum. Yine buraya 2 yazıyorum. Yükü 0. O zaman 2 kere 0, 0, 2, 5'im 10'dan 10 elektron verdiğini belirtiyorum. Yani 2 alanı 5 ile çırpıştırırken 10 vereni de 1 ile çırpıştırıyorum. O zaman şunu yapıyorum. 5 kere 2 10. Eksi 1 yüklü klorun önüne 10 yazıyorum. 1 kere 2 2 artı 5 yüklünün önüne 2 yazıyorum. Ürünlerde 2 yerde klor var. Toplam 12 tane yaptı. Şuraya 6 yazıp 12'ye tamamlıyorum. Potasyum içinde 10 potasyum burada. 2 de burada var evlat. 12 tane. O zaman buraya 12 yazıyorum. Son olarak da hidrojen için şuraya 6'yı yapıştırıyor ve işi bitiriyorum. Yorum olarak da şunu yapıyorum. Denklem 6, 12, 12, 6 oldu. Hepsini 2 ile çırpıştırırsam 3, 6, 5, 1, 3 en sade şekli şeklinde yapıştırıp bitiriyorum. Evet, 13'te 13 şeklinde bir video serisi başlatıyoruz arkadaşlar. Her konuyla ilgili 13 soru çözeceğiz. Bunlardan birincisi redoks denkleştirmeydi. Devamı gelecek. Bizi izlemeye devam edin. İyot eksi 1 yüklü, kromum artı 3 yüklü. Klorom 0, hidrojenim eksi 2, hidrojenim artı 1. Hidrojen artı 1, oksijen eksi 2, kromum artı 6. Oksijenim eksi 2, hidrojenim artı 1. İyodum ise 3, 2, 6, eksi 6, 1 ekledim. Artı 5, eksi 1, artı 1. Şimdi kimler değişiyor bakıyorum. Kromun yükseltgenliğini gözlemliyorum. İyodunla yükseltgenliğini gözlemliyorum. Yani bir bileşiğin içinde iki farklı elementin elektron verdiği için ikisini tek çatı altında yazıyorum. Ne diyorsun hocam? CRI3 krom 3 iyodür. Eksi 1 yüklü, artı 3 yüklü. Ürünlere geldim. Kromum ne? Artı 6. İyodum ne? Artı 5. Hiçbir şey yapmadan şu 3'ü şuraya yapıştırıyorum. Atom denkliğini sağlamak için. 3 iken 6 olan krom 3 elektron verdi. 3 birim 3 eksi 3'ten 3 kere 5 15 olan iyot ne yapıyor? Eksi 1 yüklüydü. 3 elektrondan 15'e 18 elektron. 3 de krom veriyor. Toplam 21 tane elektron verilmiş oluyor. Bir daha şöyle verilen 3 elektron şuradan eksi 3'ten 15'e de kaç elektron? 18 elektron. Toplam 21 elektron ne yapıldı? Verildi evlat. Peki alınan elektron klor Cl2 iken öbür tarafta Cl eksiye dönüyor. Şuraya 2 yazıyorum ve buraya da neyle denkleştireceğim? 2 elektron alıyor. Yanlış oldu şurası. Ne yapıyorum? Burayı 21 ile, burayı da 2 ile çırpıştıracağım. O zaman buraya 2 geldi. Gittim kromun önüne 2 yazdım. İyodun önüne 3 kere 3 6 yazacağım. Son olarak da klorun önüne 21 yazdım. Buraya da 42 yazmam gerekiyor. Neden? Çünkü 2 ile 21'i genişlettiğimde. Şimdi hidrojenim 42 tane burada var. 6 tane burada var. Etti 48. 2 kere 2 4 de burada var. Etti bize 52. O zaman suyun önüne 26 yazıyor ve parçalıyorum evlat. 12. soruyla devam ediyoruz evlat. Şükürdüm yani sülfürüm eksi 2, bakırım artı 2, eksi 2 artı 1, artı 5 yüklü azotum var. Nitratım eksi 1, bakırım artı 2, kükürdüm 0, eksi 2 artı 2 azotum, eksi 2 artı 1 hidrojenim. Azotun 5'ten 2'ye indirgendiğini ve ne yaptığını, 3 elektron aldığını gözlemliyorum. Sonra baktığım zaman kükürdün de eksi 2'den nereye, 0'a yükseltgendiğini, 2 elektron verdiğini tespit ediyorum. O zaman ne yapıyorum? 3 tane alanı 2 ile, 2 tane vereni 3 ile çarpıyorum. Başlıyorum. Kükürdümün önüne, yani bakır 2 sülfürün önüne 3 yazıyorum. Otomatikmen bakırın önüne de 3 yazıyorum. Bakır denkliği sağlamak için. Kükürdün önüne de 3 yazıyorum. Azotun önüne girenlerde 2 yazmadan önce burayı bekle diyorum buraya. Kaçma bir yere. Ürünlere 2 yazıyor. Sonra burada 2 azotun 3 çarpı 2'den burada da 6 azotu tespit ediyor. Toplamda 8 azotu denkleştirmek için bekleme yapan yere 8'i yapıştırıyorum. Ve hidrojeni denkleştirmek için de 8 tane suyun önüne 4 yazıyor ve parçalıyorum evlat. Son sorum, bitiriyorum. Hidrojen ametallerle artı 1, azotum eksi 3, oksijenim 0, azotum artı 2, oksijenim eksi 2, eksi 2 artı 1. Azota baktığımda eksi 3 olanın ne olduğunu, artı 2 olduğunu, 5 elektron verdiğini gördüm. Oksijenim O2 iken burada da bir eksi 2 var, burada da bir eksi 2 var. Bunun ikisini temsilen ayrı ayrı yazmak yerine nasıl yazıyorum? Şu şekilde yazıyorum evlat. 2 tane O-2. Yani 4 elektron aldığını belirliyorum. O zaman diyorum ki 5 tane vereni 4 ile 4 tane alanı 5 ile çırpıştırıyorum. Azotumun önüne 4, azot monoksidimin önüne, yani amonyağın önüne 4, azot monoksidin önüne 4, 5 tane oksijenimin önüne şuraya 5 yazıyorum. Oksijen 10 tanenin 4 tanesi azot monoksitte, geriye ne kadar kaldı? 6 tane. Suyumun da önüne 6 yazdım ve denklemimi tamamladım. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Kaleminiz keskin olsun. Abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Kolay gelsin.